31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimi için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından TOSYA Belediye Başkanlığı görevine tayin edilmiş bulunmaktayım. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda inşallah bizi muvaffak eder. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu davaya gönül vermiş bütün erlerle birlikte TOSYA'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne belediyeyi kazandıracağız Allah'ın izniyle. Tezvirata, kuşkuya, yalana, dolana gerek vermeyecek ve bu fotoğraf karesiyle de her şeyin anlaşıldığı gibi Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatının ve adayının dimdik yanında ve her daim onunla yol yürüyecektir. Bu yerel seçimlerden zaferle çıkacağımıza olan inancımız tamdır. TOSYA Belediyesi'ni layıklığıyla yönetebilecek bilgi, beceri ve cesarete sahip, kendine güvenen, her türlü görevi yapmaya hazır bulunan arkadaşlarımız mevcuttur. Değerli hemşerilerimiz teveccüh gösterip bu seçimlerde bu kutsal görevi verirlerse bizlerin nasıl hizmet edeceğimizi görecekler ve bizlere sahip çıktıklarına asla pişman olmayacaklar. Çünkü bizler TOSYA'mıza ve hemşerilerimize aşığız ve onları seviyoruz. Tabii burada bir takım şeylerin de altını çizmekte fayda var. Memleketimiz bilindiği üzere Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük, Çankırı merkezli illerin en büyük ilçesidir. Maalesef öyle bir hal aldık ki devlet yatırımı olarak bilinen yatırımları bile yönetemez hale geldik. Bunun en güzel örneği aşağıda bas bas bağırılan tavşan. Öyle bir hal aldık ki memleketimiz içerisinde belki belediyeciliğin görevi değil fakat belediyeciliğin bir de vicdani görevi vardır. Bu görev nedir? Memleketin hükümet konağıdır. Memleketin adliyesidir. Memleketin Tarım Bakanlığı'nın, Tarım Müdürlüğü'nün binasıdır. Hastanedeki doktordur. Belki asli görevimiz değil. Belediye başkanı bu memlekette yaşamıyor. Bu memlekette doktor yoksa belediye başkanı bunu vicdani görev olarak addedecek. Gerekli makamlarla gerekli girişimlerde bulunacak. Öyle o bizim görevimiz değildi sıyrılalım. Bu bizim görevimiz değildi yapmayalım. Bu bizim adamımız değildi uğraşmayalım. Bu tarz eylemler ve icraatlar içerisinde Milliyetçi Hareket Partili bir belediyeyi görmeyeceksiniz. 40 bin nüfuslu bir ilçede engellilerle alakalı bir tane proje gördünüz mü? Yaşlılarla, kadınlarla, çocuklarla alakalı bir proje gördük mü? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz TOSYA'mızda insanları yaşatamıyoruz, insanları. Nasıl yöneteceğiz, nasıl devleti yaşatacağız? Bizlerin bu noktada Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak her kesimi kapsayan, her kesimin sorunlarıyla dertlenen, bütün insanlığı ilgilendiren, neme lazımcılığı bir tarafa bırakıp, yaptım olduğu bir tarafa bırakıp, memleketin içerisinde yaşayan insanların siyasi parti ayrımına girmeden, etnik köken ayrımına girmeden, dertlerine deva olabilmek için bu yola çıktı. Bu noktada da ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Bir belediye yönetiminde adaleti tesis edemezseniz eğer, insanların güvenini kazanamazsanız eğer, baştan kaybetmişsiniz demektir. Allah bize bu görevi nasip ederse eğer, Milliyetçi Hareket Partili bir belediyenin nasıl adaletli davrandığını, nasıl şeffaf bir şekilde belediyecilik yaptığını TOSYA'mıza ardında bütün il ve ilçelere göstereceğiz. Artık TOSYA'da herkes kafasından şunu çıkarsın. Biz adamın adamı olmak için,
ya da adamlarımızı gözetmek için Milliyetçi Hareket Partili bir belediyeye talip değiliz. Biz Tosya'mızda yaşayan 40 bin nüfuslu vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, sıkıntısıyla ilgilenmek için bu hizmete talibiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Bu duygu ve düşüncelerimle hepinizi tekrardan selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetü lil müttegîn. Ve la udvâne illâ ale zalimin. Dine ve fıkna ilel haklı ve ilâ tarîkın müstegîn. Bi bereketil Kur'anil azîm. Ve bi hurmeti men derseltehu rahmetelil alemin. Volkan kardeşimize ve ekibine yardım eyle ya Rabbi. Ya ilahil alemin. Sen biliyorsun ki ve diyorsun ki doğru yoldan ayrılmayın. Peygamberimin yolundan ayrılmayın. Bizler bu davanın mensupları olarak hiçbir zaman şahsi menfaatlerimizi millet menfaatinin üzerinde tutmadık ya Rabbi. Halka hizmeti, hakka hizmet saydık ya Rabbi. Bu yolda bizlere yardım eyle ya Rabbi. Dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Rahmetike ya Erhamer Rahim. Ve salatun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Amin.